İmzalayın. Evet, şikayetinizi geri aldınız. Ne zaman bırakacaksınız Mete'yi? Bu o kadar kolay değil hanımefendi. Nedenmiş o? Oğlunuzun suçu bir değil ki. Devletin memurunu boş yere meşgul etti. Kanuna karşı çıktı. Bir çatışmaya sebep olacaktı az daha. Polis cipine hasar verdi. Siz de ona ciddi bir hasar vermişsiniz. Öyle değil mi memur bey? Bence bütün bu olayların üstüne sünger çekelim. Siz Mete'yi bırakın. Ben de bütün zararı karşılayayım. Olur mu? Tamam, sağ olun. Ne zaman bırakacaksınız Mete'yi? 2 saat sonra çıkar. Başka bir şey var mı? Ben gidiyorum. Osman'ı ne zaman alacaksın? Evin tadilatı bitince. Ben sana haber veririm. Hakan Bey, babanız şu an çok önemli bir toplantıda. Toplantıda olduğunu söyledim ama beni dinlemedi. Seninle konuşacaklarım var. Davranışlarım oldu. Senin uyarılarını hafife aldım. Önemsemedim. Ama haklıymışsın. Bunu anladım. Sana söylemek istediğim baba, ben değişmeye karar verdim. Bundan sonra senin söylediklerini daha iyi dinleyeceğim. Ve yapmamı istediğin şeyleri yapacağım. Çünkü sen bir dava adamısın. Ve ben de senin oğlunum değil mi? Bu bana da bir vazife yüklüyor. Bundan sonra arkadaşlarımı seçerken dikkatli olacağım. Hatta seveceğim, evleneceğim kadını seçerken bile. Bundan sonra Hakan'ın hayatında tesadüflere yer yok. Bilsen bu anı ne kadar bekledim. Ne kadar istedim bilsen. Şu an dünyalar benim oldu. İşte benim oğlum. İşte Ekrem Tatlıoğlu'nun oğlu. Ben de sana parlak bir gelecek,
kudret vaat ediyorum oğlum. Serbestsin. Çık hadi. Almıyor anne. Babam nasıl olur da şikayetini geri alır? Ha? Durup dururken değil herhalde. Anne. Belki baba olduğunu hatırlamıştır. Ben nasıl çıktım anne? Ben nasıl çıktım? Beni kim çıkarttı? Osman'ı babama verdin mi anne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.